Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle birlikte gerçekten harika bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte haftanın takımının yeni haline bakacağız. Ve ayrıyetten de sizlerle birlikte çok güzel bir paket açılımı yapacağız arkadaşlar. Muazzam bir paket açılımı. Öncelikle arkadaşlar EA özür diledi ve onun için paket açılımı yapacağız. Onun verdiği ödüllerle birazcık paket açılımı yapacağız. Yani EA bizden özür diledi ve bize birkaç tane fişler verdi. Ve biz o fişlerle maç yapıp paket açacağız arkadaşlar. Önceden videoyu like atmayı kesinlikle unutmayın. Videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi videoya like atın ve bu video 2000 beğeni geçsin arkadaşlar. Herkes like atsın ve 2000 beğeni geçsin. Emeğin karşılığı için lütfen bu videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca de hala kanala abone değilseniz de kanala abone olup gönderebilirimlerini açmayı unutmayın ki videolarımdan haberdar olun ve ailemize katılın. Ayrıca de arkadaşlar açıklama kısmından yine Facebook grubumuza gelebilirsiniz. Haydi bakalım arkadaşlar, şimdi hemen başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada haftanın takım oyuncuları var. Tam ekranda tamamen gözükemiyor ancak böyle sürükleyerek bakabiliyoruz. Bence güzel olmuş, ancak daha da güzel olabilir miydi? Olabilirdi arkadaşlar, daha da güzel, yani tam ekranda görebilseydik daha iyi olabilirdi ancak şu anda da iyi yani. Şimdi arkadaşlar burada rezerv oyuncular var gördüğünüz gibi. Bu rezerv oyuncuları tamamlarsanız bir ödül falan alıyorsunuz. Buralara birazcık baktım arkadaşlar ben de. Çok zaten zor şeyler. Para yatırmanız falan gerekiyor bunun için büyük ihtimalle. Çünkü 5-6'nın ilk 11 oyuncusunu tamamlamak için sadece normal etkinlik oynayarak birazcık zor. Şimdi arkadaşlar bu son. Kartına tıklayamıyoruz. Gördüğünüz gibi kartlara bakamıyoruz. Bu da beni üzdü. Bakabiliyoruz sanıyordum. Önce oyuncuyu çıkarmamız lazım kartına bakabilmek için. Ya da şuradan da bakabiliriz herhalde. Neyse arkadaşlar şimdi ben ona zaten bakmayacağım. Şimdi arkadaşlar EA bizden özür diledi ve bize paketler verdi. Hemen buradan oynaya başlıyoruz arkadaşlar. Bunu oynadıktan sonra zaten elimize bizim diğer etkinlik gelecek ve diğer etkinliği oynayacağız. Ve gerçekten harika şeyler olacak arkadaşlar. 200 tane var bende. Aslında 300 mü vermişti EA, ben anlamadım. Galiba 300 vermişti bize. Ancak benim elimde 200 var, onun mantığını da çözemedim. Ancak yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar sınav haftası bitti gibi bir şey, çok az kaldı. Sizin durumlar ne, bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Griezmann abi atamadım ya şu. Ben bunu nasıl kaçırırım gerçekten anlamak çok zor. Hadi Griezmann. Umarım bugün güzel bir oyuncu çıkartırız. Bu arada çıkartırsak gerçekten efsane olur. Hadi Griezmann vur artık. Kötü bir şut. Griezmann. Arkadaşlar şu anda ekranda 2 tane muazzam yorum görüyorsunuz. Sizin de yorumunuzun o şekilde ekranda çıkmasını istiyorsanız siz de o şekilde güzel bir yorum yapabilirsiniz. Size daha önceden de söylediğim gibi şu anda da söylüyorum. 2 tane güzel yorum yapmayı unutmayın. Artık yorumunuz çıkma şansı 2'ye katlandı. Çünkü artık 2 yorum gösteriyorum. O yüzden güzel bir yorum yapmayı unutmayın. Ve hala beni Instagram'da takip etmiyorsanız da gerçekten artık yani 3000 takipçi yapın lütfen. Hemen Instagram'da beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram'da takip eden çok kardeşim var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Siz de onların yanına katılıp beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar hemen devam edelim. Evet arkadaşlar Griezmann 3-3 yaptı. Gerçekten muazzam bir gol attı ve 3-3. Hemen devam ete basıyoruz. Ve bakalım. Haydi bakalım. Evet haftanın takım paketi açılıyor ve kaç tane gelecek? 9 tane geldi, güzel geldi. Şimdi arkadaşlar buraya geliyoruz ve burada gördüğünüz gibi 223 tane. Bakın bu 2 enerjiymiş. Burada 223 tane var ve 2 tane maç yapabiliyoruz. Hemen 2 tane maç yapıp Benatia'yı çıkarmaya çalışacağız. Tabii ki imkansız gibi bir şey, ancak çıkarsa harbiden harika olur. O yüzden deneyeceğiz bakalım. Şimdi son haftanın takımına karşı oynuyoruz bu maçı. Ve çok daha kolay olacak bizim için arkadaşlar bence. Çünkü 90'lık delalimiz var. Ronaldo'yu hiç atmayalım abi. Ronaldo'nun kışkırtma yaptığı videoya zaten ben bayağı bir sinirlenmiştim Ronaldo'ya. Ronaldo'ya hiç top atmayalım arkadaşlar. Adama özel video çekiyoruz yükseltip. Adam yaptığı işe bak. Neyse. Ali. Dele Ali harika bir gol arkadaşlar. Bu Dele Ali var ya. Oyundaki en iyi oyuncu şu anda kadar oynadığım ve test ettiğim. Gerçekten harika. Umarım ilerleyen zamanlarda tüm oyuncuların fiyatları düşünce benim kadro kurma videolarım vardı ya, onun gibi videolarda bütün oyuncuları test etme şansımız olur yani. Şimdi Sako. Henrik Mkhitaryan. Mkhitaryan. Abi güzel gol ha. Zorlanacağız gibi mi? Zorlanacağız mı acaba? Bilemiyorum. Ama birazcık zormuş. Griezmann. Benatia en zor adam zaten şu anda. En yüksek adam olduğu için ve kırmızı gör. İşte budur be. Benatia kırmızı kartı gördü arkadaşlar ve şu anda rahatladık işte. Arkadaşlar Benatia kırmızı kartı gördü ve artık biz zaten rahatız. Morales'de de free kick golümüzü attık ve köşemize çekilelim arkadaşlar. 2-1'imizi yaptık ve artık rahatız. Ve adamlar 10 kişi artık herhalde gollerimize yağmur gibi devam ederiz diye düşünüyorum. Ancak belli olmaz tabii ki. Çok şanslı bir şey oldu. Benatia ya kırmızı kart gösterttirdik. Ayrıca de daha kolay bir şekilde maçı kazanacağız. Sondan biraz korkmuyor değilim ama... Defansımda o kadar da kötü değil derken o hatayı nasıl yaptınız?
Maximovic isabetli pas atın artık. Tamam, şimdi Morales. Morales. Güzel bir pas Hernandez. Hernandez Griezmann'a. Griezmann. Antoine Griezmann. Griezmann. Çok kötü vurdum. Neden öyle kötü gitti o top? Bak Ronaldo'nun şu hızına bak ya. Mkhitaryan'dan yavaş abi. Ronaldo o topu alsa zaten. Hani şaşırırız ya. Harbi şaşırırız. Cık. Ronaldo alamaz o topu. Ronaldo'nun hızı 0. Driblingi 0. Şutu biraz iyi. Ama diğerleri çok kötü arkadaşlar. Nasıl Ronaldo'nun bu kadar kötü oluyor özellikleri ya? Ronaldo acaba kendi karakteriyle oynadı mı? Bilemiyorum ama gerçekten hani EA ile sponsorluğunu bitirir eğer oynarsa. Bunu sizlere söylüyorum yani. Hadi Griezmann. Griezmann 3-1 yaptı. Çok güzel arkadaşlar. Ronaldo, Dele Alli ve Ronaldo aynı takımda. Ronaldo da 90. Dele Alli hatta 80 olsun. Dele Alli 80, Ronaldo 90, tamam mı? Ronaldo bu kadroyla maç yapıyor. Bu kadroyla 3-4 maç yaptığı anda ya EA'ye bir şikayet mesajı atar ya da sponsorluğunu bitirir. Ben size o kadar diyorum. Abi 80-90 arasında 10 fark var ama 80'lik adam daha iyi oynuyor. İlginç. Ve Ronaldo sponsorluk yapan oyuncu yani. Bu arada 4-1 yaptık. Çok rahat bir şekilde gollerimize devam ediyoruz. Benatia'nın oyundan çıkması sayesinde birazcık daha rahatladık. Zaten yener miydim bilemiyorum yani. O frikik zaten yani sarı kart olsaydı o bilmiyorum. Belki yenebilirdim, belki yenemezdim ama şu anda çok çok rahat oynuyoruz. Gol de yemedim zaten o zamandan beri. Bilmiyorum abi. 10 kişi kalmasalardı da yani 3-1 biterdi. Belki 2-1 biterdi. Belki berabere bitip uzatmalara falan giderdi. Ancak çok rahat bir şekilde yendik zaten şu anda. Uzman zorluğunda, zor bir takım değil ama uzman zorluğunda olması birazcık zor. Onu yendik ve bakalım ne gelecek. Umarım güzel bir şey gelir. Haydi hocam. Ver güzel bir şeyler. 2500 jeton ve Grozov geldi. Olsun arkadaşlar. Bunlar önemli. Neden önemli? Hemen şöyle bir girelim bakalım. Grozov 72'lik sol orta saha rezervden çıkmış. Keşke takımdan çıksaydı. Bu arada ben çok istiyorum ya. Şu Benatia falan çıksa böyle çok sevinirim. Çıldırırım hatta. Bizim şansımızı da siz zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Belki çıkabilir. O yüzden hiç ümidi kesmiyoruz. Ve son maçımızda da giriyoruz sizlerle birlikte. Ve belki 500 FIFA Points'lik paketi de açabilirim. Bunu da sizlere şimdiden duyurmuş olayım. 500 FIFA Points'lik paketi de açabilirim. Ancak 500 FIFA Points'e daha önemli şeyler yapılabilir oyunda. O yüzden bilemiyorum. Şimdi 500 FIFA Points'lik paketten çok kötü oyuncular falan çıkarsa çünkü bizim moralimiz bozulabilir. O yüzden çok da açma taraftarı değilim. Ancak belki açabilirim dediğim gibi, neyse. Şimdi Lod. Onu vur kafaya. Ah be, yetişemedik. Neyse, zorlanabilirim bakın. Bu sefer daha çok zorlanabilirim. Çünkü 10 kişiye karşı oynamayacağım. Ve deminki yediğim gol gerçekten çok aşırı zorlanmalık bir gol. Yani deminki yediğim golü her takımdan yiyemezsiniz. Oh çok güzel. Gol yemek hiç istemiyorum. Gol atmadan gol yersem sıkıntı olabilir. O yüzden gol atalım önceden. Önceden güzel bir gol atalım arkadaşlar. Haydi bakalım. Maximovic. Maximovic. Oha, Maximovic'e bak. Benatia'dan hızlı. Helal be. Maximovic. Gol mü atacaksın lan? Gol mü attı be? Arkadaşlar Maximovic Ronaldo'dan daha iyi ileri hatta. Defansta da daha iyi, ileri hatta da daha iyi. Bak size bu kadar söylüyorum. Ronaldo bunu yapamıyor. Bilmiyorum, çok aşırı oynamıyorum oyunu. Oynadığım kadarıyla, test ettiğim kadarıyla gerçekten Ronaldo yapamıyor bunu. Bana ilginç geldi. İyi oynadı Maximovic'e, helal olsun. Johansson. David Silva. Sondan korkuyorum demiştim. Hayır. Abi o toplar nasıl öyle iğne deliğinden geçiyor ya. Neyse, gol atmadan yemeyelim demiştim. Atmadan da yemedik. Hadi Ronaldo lan, sana bir güveneyim. Ne zaman güvensem güvenim boşa çıkıyor ama neyse. Pas atalım bari abicim. Güzel pasları var bakın. Pasları güzel. Şutları da iyi. Ancak abi hız, dribling çok kötü. Ve güzel pas attı da ne işe yaradı diyecektim ki. Çok güzel. Tamam şimdi Griezmann. Hadi abi iyi oynayabiliriz ya. Griezmann. Griezmann hadi geç oradan. Çek topu. Çok güzel. Griezmann. Griezmann. Griezmann be. Sen Griezmann'sın. Kaleci çok kötü. Kaleci 85'lik falan bir kaleci olsaydı daha çok zorlanabilirdim. Ancak kalecileri kötü olduğu için hep uzaklardan şut vurmaya devam edeyim bari de daha rahat atabiliriz. Hatta Ronaldo'yu da o şekilde güzel bir gol attırabilirim. Belki denk gelirse ama. Ronaldo'yu ya çok tutuyor defanslar ya da ben zorlandım. Bilmiyorum. Lot güzel bir şut olabilirdi belki, ancak savunmam yerinde ve o topa kayamadık, yetişemedik. Ancak top zaten bizdeymiş. Tamam, güzel. Şu an 2-1 öndeyiz. Dakika 80, gol bile yesek uzatmalara gidiyor en kötü. O yüzden şu anda rahat içim. Şimdi Gullum. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Abi baksana çok yavaş dribling yapıyor ya. Bak kontrol edemiyorum. Pas at, çabuk pas at. Güzel bir pas atsaydın. Neyse top yine sende, helal. Ver pas, tamam. Şu an içim biraz daha rahatladı.
Ronaldo da çok zor gerçekten. Torreira. Ortayı açamadı. Ali. Dele Alli. Ah Dele Alli be. Keşke sürükleyerek mi atsaydım, ne yapsaydım. 90 artı 2. Hızlı bir pas. Griezmann. Çok güzel be. 3-1 yaptık arkadaşlar bu maçta da, herhalde büyük ihtimalle yaparız. Aynen arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu maçta da 3-1'i bulabildik. Muazzam bir golle, Griezmann'ın attığı harika golle bu maçta da 3-1'i vurduk arkadaşlar. Güzel bir gol. Helal olsun Griezmann. Ve zaten artık maçın sonuna gelelim artık, yani yeter hocam. Aynen 3-1 bitti ve maçın sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bakalım güzel bir oyuncu gelecek mi? Tabii ki ümidimiz hiç yüksek değil, ancak belki çıkar belki çıkmaz, bilemiyorum arkadaşlar. Haydi bakalım, gelir mi ya? Hadi gelir mi hocam? Mağazaya bakacağım. Düzgün bir paket yoksa belki buradaki 5 FIFA Points'lik paketi açabilirim. Kaleci geldi o sen. Güzel abi. Bu da çıktı. Bu arada ilk 11'den bir oyuncu mu çıkardık şu anda? Yok. İlk 11 değil. Yedekler tamamen tamamlanacak mı? Yok abi. Çok zor ya. Yedekleri falan tamamlamak çok zor. Ancak ben bir tane 500 FIFA Points'lik paket açsam mı bilemiyorum. Şu anda bir bakacağım arkadaşlar. Hemen bakalım. Ona göre bir açarız veya açmayız. Bilmiyorum. Şimdi FIFA Mobile paketi 200 FIFA Points. 500. Mücadele paketi neymiş? Ne veriyormuş bakalım. 10 tane temel öğe, 1 tane başlangıç oyuncusu. Gereksiz bence. Çok daha önemli değil yani. Şimdi hemen gelelim. Şu paketleri açalım arkadaşlar. Sizlerle birlikte bu paketleri videodayken açalım. Ben hep böyle ekran kaydını alıp açıyorum. Bir şey çıkmayınca sizlere göstermiyorum. Ancak ekran kayıttayken, hazır videodayken açalım. Canlı tepkimle birlikte görün. Dengeli. Kaleci uçma. Eloit. Ve çöp. Abi şu paketten elit bir tane daha çıkarmak istiyorum. Çok güzel oyuncu çıkarmıştım. Bu arada günlük paketlerden de 79'luk oyuncular çıkarttığım var. İki kere, yok bir kere 79'luk oyuncu çıkardım bu paketten. O yüzden belki güzel bir şey çıkabilir diye açıyorum. Bilemiyorum tabii ki çıkacak mı. Çıkmaz büyük ihtimalle, ancak biz yine de açalım. Belki fiş falan çıkar. Ancak aynen 59'luk adam çıktı yani, çöp çıktı. Şimdi arkadaşlar bakalım. Şu anda 500 FIFA Points'lik paketi açmak çok istiyorum. Hatta açsam arkadaşlar, açarsam zaten bir tane de açmam gerekir. Hiçbir işe yaramaz. Coin sergisi yaksak illa, tamam hadi oyuncu paketinden açacağım bir tane. Oyuncu paketi pişmanlıkları diyorum arkadaşlar, ama ben videoda olduğum için açıyorum, siz sakın açmayın. Belki elit çıkabilir tabii ki, bakın orada şans gözüküyor ama çok zor tabii ki. Hatta iki tane açacağım, bundan sonra bir tane daha açacağım, sizler için bir tane daha açacağım. Haydi bakalım. Geçiyor. Stevenson ve Fabra. Hemen bir tane daha açıyoruz son kez, başka da açmayacağım. Haydi bakalım, çünkü bu paketlerden iyi oyuncular çıkartanlar olmuş. Düşünsenize Neymar falan çıkıyor, ben burada çıldırırım. Neymar'dan daha iyi. Sağ kanatlar da var. Eduardo ve Remy. Eduardo iyi mi oldu, ama artık 75'lik kaleciler falan çoğaldı ya, o yüzden çok da iyi değil. Ama iyi yine de. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekildeydi şu aktivitelerdeki ödülümüzü de alalım. Evet arkadaşlar, bugünlük videodan bu kadar. Sizlerle birlikte 70.000 coins'lik paket açılımı yaptık ve haftanın takımı planlarını tamamlayıp paketler açtık. Güzel şeyler yaptık bence. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın. Bu videoyu sizlerden 2000 beğeniyi geçmek istiyorum. Ve geçebiliriz arkadaşlar. Ailemiz bizi 2000 beğeniyi geçirebilir arkadaşlar. Herkes like atarsa geçeriz. Evet arkadaşlar, ve şu anda hala kanala abone olmadıysanız da şuradan kanala abone olabilirsiniz. Ve şuradaki çıkan iki videoya tıklayarak gerçekten harika iki videoya gidebilirsiniz. Şuradaki iki videodan herhangi birisi dikkatinizi çekiyorsa o videolara gidin arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum ve bye bye.